Hem ham, hamburger. Ham ham yapılacak hamburger. Mok yemeği. Mok ya mok yiyin. Mok ya mok yemesi ya. Anne ne olur mok yamuta gidelim. Sen de televizyonda ne görsen istiyorsun. O televizyonun içine sokacağım bir gün seni, o olacak. Anne ne olur mok yamut yemek istiyorum. Mok yemeği bırak da otur oturduğun yerde. Baba ne olur. Kızım isteyecek de ben onu götürmeyeceğim ha. Yürü kız, kalk. Canım babacığım. Canım yavrum benim. Kalk koş, koş bakayım hadi. Lan kız gel. Ha işte ne ha, mok yamut bırak tamam mı? Mok yamut gibisi yok. Niye diyecek olursan. Çünkü en iyi müşteri burada. Tamam mı? Heh. Al bakayım şu mendilleri sat burada. Tamam mı? Bak. Karşı çıkma. Ama niye karşı çıkacak bana? Ağlayıp tırlama. Bunun sümüğünde bu mendilleri sürme. Bunları sat. Tamam mı? Hadi kızım. Bak ne güzel hamburger. Ham yap bakayım. İstemiyorum. Değil kızım. Hamburger. İstemiyorum. Neden sen satmıyorsun baba? Ben market sahibi adamım kız be. Lan market sahibi adam mendil satar mı? Salak. Ayrıca ben hastayım. Ne hastası? Ben bir arkadaştan böbrek yetmezliği kapmışım. Bundan sonra bir de üstüne üşütmüşüm, kanser olmuşum kız. Kalbim de var. Kalbin mi var? He. Bence sen kalpsizin tekisin baba. Karşı çıkma kız. Kız öldürürüm seni. Vur kafana seni öldürürüm kız. Seni yarın Luna Park'a götüreceğim. Luna Park'a mı? Yaşasın baba. Benim babam gibisi yok. Luna Park'ın önünde de mendil satarsın. Tamam mı? Daha olmadı o çarpışan otomobillerin camlarına tükür tükür onları silersin. Hadi bunları sat. Çok konuşma hadi. Bak yemezsen kapıda gördüğümüz mendilci kıza yediririm. Gel kızım bakayım buraya. Aç bakayım ağzını. Ne iyi amcasınız, sizin gibisi yok vallahi. Aç bakayım ağzını. Aç aç aç. Aferin. Aç bakayım. Hop. Aferin yavrum. Aç kızım aç. Bu yaptığından utanmalısın. Aslan garson abi, senin gibisi yok. Kocaman adam utanmadan benimle dalga geçiyor. Oh shit. Müşterilerimizin hamburgerini ham yapmaya utanmıyor musun sen? Ama ben sadece mendil satıyordum. Amen! Dilinde pabuç kadar uzamış senin. Mendil satmaktan men ederim seni. Çık! Ups! Hey sen, onu nereye götürüyorsun ha? Bu yerliği mendil satarken buldum. Dışarı atacaktım Bay Müdürüm. Oh my God! Onu böylece sokağa atamazsın. Yaşasın müdürüm, senin gibisi yok vallahi. Sen onu sokağa atacaksın ve o sokaklarda mendil satmaya devam edecek. Valiliğin kesin emri var. Çocukların sokakta bir şey satması kesinlikle yasak. Onu dolaba götür adamım. Dolaba mı? Dönme dolaba mı? Yaşasın. Yürü pis zenci. İmdat! Kurtarın beni, ölürüm yoksa. Bu mendilleri satamazsam babam öldürür beni. İmdat! Kurtarın beni! İmdat! Kurtuldun küçük kız. Ben Nihat Çelik. Soy TV Haber buzdolabı. Soy TV gibisi yok. Ben de Selim Sağ. Satar TV Haber buzdolabı. Duygularını alabilir miyiz? Buzdolabı soğuk muydu? Donmak nasıl bir duygu? Üstünü kar kaplayınca neler hissettin? Burnunu estetik ameliyatla düzeltirip havuç taktıracaksın, doğru mu? Tekrar dünyaya gelsen yeniden buzdolabına girer miydin? Bir gün bir Maraş dondurmacısının eline düşeceğini ve sündürüleceğini düşünüp korktuğun oldu mu hiç? Şşş! Alo, bana bak kardeşim. Bu kızı önce biz bulduk ya. Ana habere çıkartacağım ben onu ya. Yok ya, sizin haber übe ana haber bile olamaz. Bir esas haber bizim haber. Bana bak kardeşim, bu kızı önce ben buldum, bu kız benim. Yürü, yarısını da ben buldum ama. O zaman al yarısını, çıkar ana haberine. Ben de kalan yarısını çıkar. Ne olur. İmdat, yok mu başka kurtaran? İmdat! Yok mu beni kurtaran? İmdat! Açın lan kapıyı. Lan bırakın kızımı. Vallahi bak kızdırmayın ve fena yapar. Dur, kımıldama. Kaldır ellerini. Yaşasın Türk polisi gibisi yok. Baba, stüdyoda dolaptan daha çok korktum. Beni sakın bir daha bırakma. Valiliğin emri var. Küçük yaşta kız çalıştırmaktan tutuklusun. Bu kızın annesi nerede? Onu da tutuklayacağız. Mendil. Mendil var. Abla mendil vereyim mi? Mendil. Abi mendil vereyim mi? Şirin şeysin sen bakayım öyle. Senin kimin kimsen yok mu? Mendil vereyim mi abi? Ver canım, ver canım. Ver mendil alırım tabii.
Vallahi efendim sizin gibisi yok. Annesini babasını hapsettirip satıcı çocukları kurtarmayı sizden başka kimse akıl edemezdi. Estağfurullah. Ne yaptıysak devletimizin sayesinde. Aslında bilir misin? Bizim ülkemiz gibisi yok. Devam et, sakın!